Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyde İstanbul Bariatrik Center'dan operatör doktor Murat Üstün'le obezite cerrahisine dair gerçekleri ve dumping sendromu konusunda merak edilenleri konuşacağız. Öncelikle çok teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiniz, yayınımıza katıldınız. Ben hemen güncel bir konudan başlamak istiyorum. Seren Serengil canlı yayında açıkladı, iki kez obezite cerrahisi geçirdiğini ve geçirdiği ikinci operasyondan sonra bir türlü kilo vermesinin durmadığını, sağlık problemleri baş gösterdiğini ve dumping sendromu tanısı aldığını ve bir üçüncü ameliyat geçireceğini söyledi. Şimdi bu dumping sendromu ve üçüncü ameliyatı biraz sonraya bırakacağım. Öncelikle bize anlatır mısınız? Dumping sendromu nedir? Çok kafa karışıyor çünkü. Ben bazı açıklamalarına baktım hekimlerin. Dumping sendromu zaten gastrik bypass ameliyatının doğal bir sonucudur deniyor. Gerçekten böyle midir? Ya da dumping sendromu nedir? Nasıl bir tablodur? Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için ve kamuoyunda gerçekten çok merak uyandıran, obezite cerrahisini düşünen ya da ameliyat geçirmiş hastaların son günlerde en çok merak ettiği konulardan biri olan dumping sendromunu konuşmak için bu fırsatı yarattığınız için. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Dumping sendromu bizim obezite cerrahisiyle birlikte gördüğümüz ya da obezite cerrahisinin getirdiği bir yan etki değil. Dumping sendromu başka amaçlarla da uygulanan, mide ile bağırsağı birleştirdiğimiz ameliyatlarda, yani özetle sindirim sisteminin akışını değiştirdiğimiz ameliyatlarda beklenebilen bir yan etkidir, beklenebilen bir rahatsızlıktır. Oranları çok yüksek değildir. Özellikle obezite cerrahisinden sonra, bypass ameliyatlarından ya da bypass içeren ameliyatlardan sonra, bu geniş bir grup çünkü, tek bir ameliyat yok burada. Gıdaların mideden bağırsağa çok hızlı geçmesiyle, sindirilmemiş gıdaların bağırsağa temasıyla meydana gelen bir durumdur. Kabaca ikiye ayırabiliriz. Erken ve geç dumping olarak iki ayrı mekanizması var. Erken dumpingde sindirilmemiş gıdanın bağırsağa geçişi ve yanı sıra suyu da sürüklemesiyle bir tansiyon düşüklüğü, ani bir tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, terleme ve kendini kötü hissetme ile bazen de kusmaya kadar varabilen yan etkilerle kendini gösterir. Geç dumping ise tamamen beslenilen gıdanın türüyle ilişkilidir. Kalorisi yüksek gıdalar tükettiyse hasta ve bu bağırsağa çok hızlı bir şekilde geçtiyse bir insülin reaksiyonuna yol açar. Yani sonuç olarak insülinin kanda çok yükselmesi ve hemen arkasından da ciddi bir şeker düşüklüğü, hipoglisemi dediğimiz bir tabloyla seyreder. Tehlikeli olabilir. Özellikle dikkat gerektiren işler yapanlar veya cihaz kullanan, makine kullanan, araç kullanan kişilerde sıkıntı yaratabilir gerçekten de. Ancak bypass ameliyatlarından sonra görülen, obezite cerrahisindeki bypass ameliyatlarından sonra görülen dumpingin genellikle beslenme kaynaklı olduğu görülmüştür ve beslenmedeki bir takım düzeltmelerle bu sendromdan korunmak mümkündür. Ama sanatçı Seren Serengil'in açıklamalarına göre onunki yanlış beslenmeden kaynaklanan genç ortaya çıkan bir dumping sendromu değil anladığım kadarıyla ki ikinci bir ameliyat geçirecek deniyor. Böyle bir durumda beslenmeden kaynaklanmayan tablolarda ne tür tedavi seçenekleri var? Şimdi temel itiraz konum zaten bu. Kişi düzeyinde böyle bir polemiğe girmek istemem aslında ama şunu sadece söylemek istiyorum. Şu anda hastalarımızda, bypass ameliyatı geçirenlerde veya düşünenlerde dumping sendromuna karşı ciddi bir fobi gelişmiş durumda. Seren Serengil'in durumunu dumping sendromuna bağlamaktan kaynaklanan bir fobi bu. Evet. Buna benim itirazım buna. Çünkü şu anda Seren Serengil'in yaşadığı tablo dumping sendromu değil. Tamamen 2 metrelik bağırsak bölümünün devre dışı bırakılmasıyla malabsorpsiyon dediğimiz emilim eksikliği etkisi yüzünden hastanın gerekli vitamin, mineral, protein ve besin maddelerini almakta sıkıntı yaşıyor olması. Daha doğrusu alsa bile bunların büyük kısmının emilmeden atılıyor olması.
Bu bizim istediğimiz bir etkidir aslında. Bu bizim morbid obez hastalarda ya da metabolik problemi olan hastalarda, örneğin diyabeti olan, yüksek tansiyonu olan, kan yağları yüksekliği olan hastalarda istediğimiz bir etkidir. Bu nedenle bypass ameliyatları tüp mide ameliyatlarından daha güçlü ameliyatlardır. Ve revizyon cerrahisinde tüp mideyle eğer hasta başarısız oldu ve revizyon gerektiriyorsa bir üst gruba geçilmesi önerilir. Yani bypass ameliyatları önerilir. Burada sıkıntı tamamıyla endikasyonla ilgili. Yani hastanın kaybedecek kilosu ya da rezervi olup olmadığıyla ilgili. Kilosundan anladığımıza göre de böyle bir rezervin olduğunu zannetmiyorum. Şimdi tehlikeli kısmı şu ya da beni müdahale etmek zorunda bıraktıran, konuşmak zorunda bıraktıran kısmı şu. Eğer bir hastada malabsorpsiyon varsa, malnutrisyon varsa, yani ağır bir vitamin, mineral eksikliği, protein eksikliği varsa ve siz bunu bypass'ın fizyolojik bir etkisi olan dumping ile açıklarsanız ve bu hastayı dumping sendromuna vücut bir süre sonra alışacak diye bekletirseniz belki tekrar bir revizyon ameliyatı yapma şansını bile bulamayabilirsiniz. Sıkıntı burada. Peki şimdi nasıl bir tablo bekliyor? Şimdi herkes izle paylaştığı için durumunu Serengil. Burada bağırsakta kısaltıldığı için yeniden büyük ve çok tehlikeli bir ameliyat geçireceğim diyor. Bunun tıbbi açıdan biraz bize anlatır mısınız? Nedir bu durum? Şimdi şuradan başlamak isterim. Bir obezite cerrahının eğitim eğrisi ya da öğrenme eğrisi diye bir süreç vardır. Bir obezite cerrahı genellikle daha minimal invaziv ameliyatlarla başlar. Bu bizim zamanımızda, tabii çok eskilerden bahsediyorum. Mide bandı ameliyatlarıydı, mide kelepçesi ameliyatlarıydı. Önce mide kelepçesiyle başlar. Arkasından işte tüp mide ameliyatı geldi gündeme. Tüp mide ameliyatı da devam eder. Deneyim kazandıkça bir üst grup ameliyata geçer. Bypass ameliyatlarını yapmaya başlar. Ve artık en üst düzeyde deneyim kazandığında da revizyonel cerrahi dediğimiz gerek tüp mide ameliyatından sonra yapılan revizyonlar, gerek örneğin bandın çıkarılıp başka ameliyata dönüştürüldüğü ameliyatlar ya da burada olduğu gibi bypass sonrasında sorun yaşayan hastaların geri dönüşüm ameliyatlarını yapar düzeye gelir. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir cerrah ya da bir merkez bu deneyime sahipse elbette ki bir ilk ameliyat ya da primer ameliyat kadar değilse bile çok da olunmaktan kaçılacak kadar ya da çok korkulacak kadar büyük ameliyatlar değil. Büyük ameliyatlar ama deneyimli ellerde gayet rahatlıkla yapılabilecek ameliyatlar. Peki bu geri dönüşüm cerrahisinde ne yapılıyor dönüşüm cerrahisinde? Şimdi yine dediğim gibi bu hasta üzerinden hani afaki konuşmak da istemiyorum ama Yok, genel görünen o anlamda ki soruyorum ben hani. anladım. Revizyon Yani görünen cerrahisini soruyorum. bir hastanın eğer bu ameliyat fazla geldiyse emilim bozukluğu açısından, emilim bozukluğu etkisi bu hastaya fazla geldiyse yapılması gereken işlem son derece basit. Basit derken yani son derece net olarak biliyoruz ne yapılması gerektiğini. Devre dışı bırakılmış olan o 2 metrelik bağırsak bölümü tekrar mideden ayrılıp yoluna gönderilecek. Yani normal anatomiye çevrilecek. Oluşturulmuş olan küçük mideyi atıl olarak kenarda bırakılmış olan midede birleştirilecek. Bu hasta özelinde atıl mide yok çünkü tüp mide geçirmişti daha önce. O zaman geriye kalan 2 mide bölümü birbirine birleştirilecek. Yani sindirim sistemi nispeten ilk tüp mide ameliyatı olduğu döneme dönmüş olacak. Zaten dumping sendromunun tedavisinde öncelikle beslenmenin düzeltilmesi, daha sonra bir takım ilaç tedavileri, bunların hiçbirisi faydalı olmuyorsa da son aşamada ameliyatın bypass'tan tüp mideye döndürülmesi yöntem olarak önerilmektedir. Şimdi sizi dinlediğimde şunu anlıyorum. Aslında tüp mide ameliyatı ilk olarak hastaya yapılabiliyor. Daha sonra eğer hasta da başarısız olursa ve kilo veremiyorsa ya da kilo verip tekrar alabiliyorsa ikinci olarak hastada gastrik bypass ameliyatı yapılma şansı var hastalarda. Bu iki yöntemden hangisinin geri dönüşü vardır? Tüp midenin geri dönüşü yok herhalde, değil mi? Mide bir tüp haline getirildiği için.
Evet, şimdi hastalar arasında genellikle obezite cerrahisi denildiğinde akla gelen tüp bir ameliyat. Yani mide küçültme ameliyatı diye bilinen ameliyat. Bunun nedeni çoğu merkezin ya da çoğu cerrahın nispeten teknik olarak daha kolay olduğu için bu ameliyatı tercih ediyor olması. Bu sadece Türkiye'de böyle değil, dünyada da böyle. Ameliyatların yaklaşık %70'e yakını, %80'e yakını hatta tüp mide ameliyatından oluşuyor. Ama bizim obezite cerrahisi cephaneliğimizde diyeyim, elimizde çok sayıda silah var, çok sayıda ameliyat yöntemi var. Dolayısıyla ve obezitenin de kronik bir problem olduğunu, ömür boyu devam eden ve her an bu ameliyatlardan sonra bile her ne kadar kesin, uzun vadeli ve çok başarılı sonuçlar elde edebilen bir tedavi yöntemi olsa da bu ameliyatlardan sonra bile kilo kaybının istendiği kadar olmayabildiği veya geri kilo alımının görüldüğü hastalarda tabii ki elimizde birçok seçenek var. Bir hasta bant ameliyatı geçirebilir. Bant ameliyatıyla istediği kiloyu verir ve tekrar geri alır ya da veremez. Tüp mideye çevrilebilir. Tüp mide ameliyatı olmuştur. Bir süre sonra geri kilo alımı görülür. Ama burada belli kriterler var işte. Sıkıntı burada. Bu bahsettiğimiz 8-10 kilo geri kilo alımı değil. Ciddi anlamda ve revizyon cerrahisini hak ettirecek ölçüde bir geri kilo alımından bahsediyorum. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de obezite çok yaygınlaşıyor. Çok önemli bir problem obezite. Tabii ki insanlar kilo vermek istiyorlar. Yani burada bir talep var kilo vermeye. Türkiye'de tabii sağlıkta özelleşmenin de ön plana çıkmasıyla birlikte obezite cerrahisi de bir pazarlama aracı haline geldi maalesef ki. Şimdi böyle bu açıdan baktığımızda ben yakın çevremde bile gördüm arkadaşlarım arasında. Yani diyelim ki 90 kilo, 95 kilo ben kilo veremiyorum dedi ve ameliyat oldu ve kendini ameliyat edecek bir doktor buldu. Bence ameliyat olmadan diyetle, egzersizle pekala kilo verebilirdi. Size şunu soracağım. Hep onu sorarım programlarda kimlere yapılır diye. Ben şu an bu programın konusu daha gerçekleri masaya yatıracağımız için kimlere obezite cerrahisi yapılmamalıdır? Çok güzel bir soru. Tersten açıklamak daha Evet. rahat olacak, daha kolay Evet. olacak. Ben zaten hastalarıma hep şunu söylüyorum. Yaklaşık 20 yıla yaklaşıyorum. Sadece obezite cerrahisiyle bütün cerrahi hayatımı geçirdim diyebilirim. Bu sürenin yaklaşık yarısını bu ameliyatların yapılabilir ameliyatlar olduğunu, çok korkulmaması gereken ameliyatlar olduğunu, gerçekten bundan fayda görebilecek, yaşam süresi uzayabilecek, birçok yandaş hastalıktan kurtulabilecek hastalar olduğunu anlatmaya çalışmakla geçirmiştim. Ne yazık ki ikinci yarıyı kimlerin olmaması gerektiğini anlatmaya çalışarak Maalesef. geçiriyorum. Maalesef dediğiniz gibi obezite zaten her zaman sadece cerrahisi değil, obezite her zaman bir sektör olmuştur. Obezitenin yüz milyonlarca dolara varan bir sektör yarattığını biliyoruz. Bunun içerisinde zayıflama ürünlerinden tutun, işte diyet programlarına kadar, egzersiz programlarına kadar. Dikkat ederseniz hemen hemen her yıl, belki de içerisinde birçok defalar mucize bir diyet yöntemi çıkar. Yani Evet. isimlerini saymam ama şu anda herhalde açıp araştırsak yüzlerce farklı diyet yöntemi bulabiliriz. Bu da bize aslında doğru cevabı tam olarak henüz bulamadığımızı gösteriyor. Cerrahide belli bir kriterin üzerindeki hastalara evet gerçekten çok yaşam kurtarıcı bir etki sağlıyor, çok güçlü bir etki sağlıyor. Fakat sadece bu hasta grubuna ayrılması gereken bir tedavi yöntemi, tedavi türü. Dediğiniz gibi 10 kilo, 15 kilo fazlalık için bu ameliyatların yapılmasını zaten yasal da değil ya da etik de değil ama yapılmasını gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bir yandan hastalar bu ameliyatlardan bu kadar korkarken, bir yandan da bunun nasıl böyle saç ekimi gibi adeta sürüm haline gelen bir cerrahi türünü anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Kimlere yapılmamalı? Zaten çok net. Dünya Obezite Cerrahisi Derneği'nin ve onun altında yer alan bütün ulusal derneklerin belirlediği bilimsel kriterler var. Nedir bu? Aslında bu konuyu araştıran bütün hastaların az çok bildiği bir durum. Vücut kitle endeksi dediğimiz bir
kriteri ele alıyoruz. Boy ve kilodan hesaplanan, internette çok rahatlıkla hesaplayıcıları bulunabilen bir değeri ele alıyoruz. Bunun 20 ile 25 arasında olmasını istiyoruz. Bu değer eğer 40'ın üzerine çıktıysa hasta morbid obezite grubunda kabul ediliyor. Ve morbid obezite grubundaki hastalara bu ameliyat yapmak gerekiyor. Bir de ikinci bir koşulumuz daha var. 35 ve bir yandaş hastalığı varsa, yani örneğin yüksek tansiyonu varsa, uyku apnesi varsa, kolesterol yüksekliği varsa, yani obeziteyi çözdüğümüzde düzelecek bir hastalığı varsa. Şimdi zaten en büyük ne diyoruz? Limit ya da sınır genişletmeyi burada görüyoruz. Bu yandaş hastalıkların biraz geniş tutulduğunu görüyoruz. Yani hastanın atıyorum kronik bir miyofasyal ağrısı var, sırt ağrısı var ya da bel ağrısı var. Tamam yapalım denip ameliyat yapılabildiğini görüyoruz. Buradaki hastalıklar belli aslında. Doğrudan obezite ilişkilendirilebilen bir yandaş hastalık olması gerekiyor. Bir durum var, sadece diyabet konusunda, dünyada da çünkü bütün önlemlere rağmen hem obezite hem diyabet önlenemeyen bir şekilde artmaya devam ediyor. Avrupa'da biz Türkiye olarak birinci sıradayız şu anda maalesef. Bunu çözmek üzere diyabet için bir ayrıcalık sağlanmış durumda. 30 vücut kitle endeksi ve diyabet varsa, bu durumda kontrolsüz diyabetten bahsediyorum ama sadece diyette düzelen ya da tabletlerle düzelen bir diyabetten değil. İnsülin bu durumda direncinden da, de bahsetmiyorsunuz. İnsülin hayır. Direncinden de diyabetten hayır. Bahsediyorsunuz. Evet. Hayır, diyabetten ve endokrinologların biz artık ilaç tedavisiyle bu diyabeti kontrol edemiyoruz dediği bir diyabetten bahsediyoruz. Bu hastalara da yine obezite cerrahisi uygulanabiliyor. Şimdi tersten gidersek, bu kriterlere girmiyorsanız size obezite cerrahisi uygulanmaması gerekiyor. Varın siz hani ne için ne uygulanmalı ne uygulanmamalıyı konuştuktan sonra yaşanılan problemin, geriye dönerek söylüyorum, dumpingten değil cerrahinin seçiminden ya da hastanın seçiminden kaynaklandığını çok net olarak zaten görmüş oluyoruz. Kimlere yapılmamalı sorusunun cevabı. Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Şunu soracaktım zaten. Bir hasta eğer uygun değilse obezite cerrahisine ya da biraz önce vurgu yaptınız, onu da biraz sonra açmanızı rica edeceğim. Uygun olan bir teknikle ameliyat edilmediyse dediniz. Ona bağlı olarak bir takım sorunlar çıkıyor. Şimdi hem hasta cerrahiye uygun olacak hem de hangi cerrahi yönteme uygun olduğu seçilecek. Kime ne tür cerrahi teknikler seçilmeli? Burada ne tür hatalar yapılıyor? Şöyle bir saptama yapacağım. Hep tüp mide ameliyatından bahsediliyor. Programıma konuk olan çok deneyimli, çok eski cerrahlardan biri şunu demişti bana. Neden herkes tüp mide ameliyatı yapıyor biliyor musun? Çünkü tüp mide ameliyatını yapmak en kolayıdır. Gastrik bypass ameliyatı yapmak daha bir deneyim ister. Bu işe giren, obezite cerrahisi yapma işine giren cerrahların çoğu tüp mideyi bu yüzden önerirler hastalarına. Aslında bu gerçekten de yani o hastaların da yerinde kimse olmak istemez. Şimdi burada neye göre hasta ayrımı yapılıyor ve bu benim bana bir hocanın söylediği bu görüşe siz de katılıyor musunuz? Hocamın söylediklerinin altına imzamı atarım. Çok isabetli evet. Bir saptama olmuş. Kesinlikle sorun burada. Gastrik bypass ameliyatları obezite için çok daha uzun süredir kullanılan ameliyatlar. Özellikle Roux-en-Y dediğimiz bir ameliyat türü Amerika'da hatta altın standart olarak isimlendirilmiş. Yani obezite sorununda bu ameliyat yapılmalıdır denecek kadar da kendini kanıtlamış ameliyat. Tüp mide ameliyatı nispeten bypassla kıyasladığımız zaman daha genç bir ameliyat. Daha genç bir ameliyat olduğu için çok büyük bir ilgi gördü. Ve daha önemlisi hocamın da söylediği gibi nispeten kolay demek yanlış. Çünkü kolay dediğimiz zaman farklı bir izlenim yaratıyor. Kolay bir ameliyat değil ama teknik olarak bypassla kıyaslandığı zaman daha az bir ileri laparoskopi tecrübesiyle yapılabilecek, başlanabilecek bir ameliyat. Öğrenim ameliyat ya da giriş ameliyatı olarak evet bir cerrahın zaten önce seçmesi gereken ameliyat tüp mide ameliyatı. Belli bir sayıdan sonra
Bu sayı için çok rakamlar söyleniyor ama ortalama 100 ameliyat diyorum ben. 100 ameliyatı sorunsuz bir şekilde geçirdikten sonra bir daha deneyimli bir obezite cerrahının gözetimi altında. Ondan sonra bypass ameliyatları denenebilir. Ama bypass ameliyatlarında tüp midede gerekmeyen bir takım örneğin içeride dikiş atabilme, yani kapalı ameliyatlar olduğu için bu ameliyatlar, laparoskopik ameliyatlarda gereken bir takım ileri laparoskopi becerileri, bypass ve daha sonrasında da ileri revizyon, yani bypass'ın revizyonu ya da herhangi bir ameliyatın birinden öbürüne dönüştürülmesi yetkisini size sağlıyor açıkçası. Bu uzun bir süreç. Bu gerçekten çok zaman alan, çok dikkatli gidilmesi gereken bir süreç. Nerede hatalar yapılıyor derseniz, bence bizim obezite cerrahları camiası olarak en büyük hatalarımızdan birisi, cerrahların egosu genelde hep yüksektir. Ama obezite cerrahlarının egosu daha da yüksektir. Dolayısıyla bizim kendi aramızda gerek yardımlaşmada, gerek eğitim konusunda, gerek deneyimlerimizi paylaşma konusunda bence sıkıntılarımız var. Hani biraz da öz eleştiri yapayım. Cerrahlar arasında da böyle bir bağlantıyı maalesef çok iyi kurabildiğimizi düşünmüyorum. Bunu aşmak için çok değerli hocalarım da var. Birlikte çalıştığımız meslektaşlarım da var. Herkes bir yandan obezite cerrahisi eğitimleri konusunda elinden geleni yapıyor. Biz de ben özel sektörde çalışıyorum. Hiçbir zaman üniversite ya da devlet hastanesinde çalışmadım. Özel sektörde 9 tane workshop düzenledik. Yaklaşık 4-5 obezite cerrahını daha doğrusu obezite cerrahisi yapmak isteyen cerrahı davet ederek herkes böyle kendince bir takım eğitim programları yapıyor. Deneyimlerini paylaşmaya çalışıyor. Kendisine danışanlar olursa eğer bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Biraz orada kopukluğumuz var. Bunu kabul etmek lazım. Örneğin bu öğrenme eğrileri çok daha sağlıklı bir şekilde geçirilebilirdi. Eğer bu cerrahiye hevesli olan cerrahlar bir deneyimli, eski usul diyelim, hani usta-çırak ilişkisi cerrahide çok önemlidir. Eski usul bir öğretim tekniği bence gerekliydi obezite cerrahisinde de. Temel hata bu. Bir cerrah sadece tüp mide ameliyatı yapıyorsa ve bütün hastalara tüp mide ameliyatı uyguluyorsa bence hatalıdır. Aynı şekilde bir cerrah alışık olduğu bir teknik varsa ve sadece o yöntemi uyguluyorsa, bu bypass da olabilir, başka bir yöntem de olabilir, hatalıdır. Bir obezite cerrahının şunu diyecek olgunlukta olması gerekir. Daha doğrusu iki şey gerekir. Ya bütün bu teknikleri uygulayabilecek ve hastaya en uygun ameliyatı belirleyebilecek ve uygulayabilecek yetkide, ya da eğer sadece tek bir yönü uyguluyorsa hastaya, sizin için bu ameliyat uygun değildir, bunu yapan başka bir merkeze başvurmanızı öneririm demesi gerekir. Ameliyat seçimlerini bu nedenle kişiye özel yapmak gerekiyor. Yani örneğin biraz önce çok güzel belirttiğiniz gibi, aslında tüp mide daha basit bir ameliyat gibi görülür. Ama tüp mide aynı zamanda geri dönüşsüz bir ameliyattır. Oradan bir büyükçe bir parça, midenin %80'i çıkarıldığı için tüp mide ameliyatını geri döndüremezsiniz. Ama bypass ameliyatını geri döndürebilirsiniz. Bu nedenle hastaların bazen şaşırıyorlar. Ben genç bir hastaya beslenme şeklini özellikle inceledikten sonra bazen bypass öneriyorum. Hasta diyor ki, ama hocam benim diyabetim yok ki, yani niye bana bypass öneriyorsunuz? Çünkü hastanın beslenme şekli ve hastanın ameliyattan sonra karşılaşacağı beslenme ile ilgili zorlamalar tüp mideyle başarısız olacağını düşündürüyor bazı hastayı. Bir başka hastanın tüp mide diye geliyor ama reflüsü çıkıyor ya da mide fıtığı çıkıyor. O hastaya yine bypass öneriyoruz. Yani hastaya göre karar vermek gerekiyor doğru ameliyata. Bu hastanın durumuna göre ve beslenme alışkanlığına göre seçilecek yöntemdir diyorsunuz. Türkiye tabii sağlık turizminde de Avrupa'da, dünyada çok önemli bir yer edinmeye oynuyor. Tabii ki pandemi geldi. Pandemi tüm Ne dünyayı yazık ki. etkiledi. Türkiye'de sağlık turizminde giderek yükseliyor ve giderek hasta çekiyordu. Gerek kamu hastaneleri bile iddialıydı ki özel hastaneler zaten çok zengin, hani altyapılarıyla, hekim kadrolarıyla, teknik imkanlarıyla dünyanın pek çok ülkesinden de hasta getiriyorlardı. Hemen şunu sorayım. Obezite cerrahisi
açısından Türkiye dünyada nerede? En çok hangi ülkelerden Türkiye'ye zayıflama ameliyatı olmak için kişiler başvuruyor? Türkiye'nin aslında sizin de belirttiğiniz gibi bu pandemi öncesinde gerçekten yükselen bir çizgisi vardı. Sağlık Bakanlığı'nın da bununla ilgili hazırladığı bir takım raporlar var. Sanıyorum 2015 ya da 16 olması lazım. Projeksiyonlara göre dünyada sağlık turizminde en iyi yerlere gideceğimiz bekleniyordu. Pandemi bunları tabii ki şimdilik durdurmuş görünüyor. Sağlık sektörü zaten bir yandan COVID'li hastalarla uğraşırken bir yandan diğer ameliyatları yapmakta zorlanıyor. Onun dışında zaten biliyorsunuz uçuş yasakları ve diğer şeyler bütün sektörü ağır bir şekilde vurmuş durumda. Pandemi faktörünü bir kenara bırakırsak dünyada obezite gerçekten o kadar astronomik oranlarda artıyor ve bütün önlemlere rağmen önlenemiyor ki. Çünkü Amerika yıllardır uğraşıyor. Fakat bütün çalışmalar gösteriyor ki obezitenin artış hızı engellenemiyor. Aynı şekilde İngiltere örneğinden de gidebilirim. Yani burada da şu anda Avrupa'nın üçüncü obez ülkesi durumuna gelmiş durumda İngiltere'de. Çünkü çok büyük bir gıda sektörü var, çok büyük bir şeker tröstü var. Ve bunlar ürettikleri şekeri, her geçen gün daha fazla ürettikleri şekeri, işlenmiş gıdaları bir şekilde insanlara satmak zorundalar hayatta kalabilmek için. Bu endüstrinin maalesef yarattığı bir kaos ya da bir salgın diyebiliriz obezite için. Türkiye'nin gerçekten hem yetişmiş yetenekli ve el becerisi, ameliyatlardaki başarısı dünyaca da bilinen cerrahları var. Bununla gurur duyabiliriz. Hastane altyapımız gerçekten çok iyi. Donanım açısından yurt dışındaki birçok hastaneyi geride bırakacak düzeyde hastanelerimiz var. Tek eksiğimiz olan şey bence sistem. Sistem ve şeffaflık. Bu ikisi üzerinde durmak lazım. Yani biz eğer sağlık turizminde, özellikle obezite cerrahisi özelinde konuşursam, Türkiye'nin bir yere gelmesini istiyorsak iki şeyi mutlaka çözmemiz gerekiyor. Birincisi sistem sorununu. Sistem sorunundan kastettiğim aslında şimdiye kadar konuştuğumuz sertifikasyon programları, bu ameliyatların ehil ellerde, donanımlı merkezlerde yapılması. Biraz da hastane konusunu belki tartışabiliriz birazdan. Nerede yapılmalıyım? Şimdi onu sormak istiyordum. Evet, aynen. Ve bir de şeffaflık sorununu. Şimdi bugün her ülkede böyle, Amerika'da da bu çok güzel bir şekilde oturtulmuş durumda. İngiltere için yine söyleyeyim. Girdiğinizde obezite cerrahisi yapan cerrahların tümünün listelendiği bir siteye ulaşabilirsiniz. Bu siteyi NHS hazırlıyor. Yani Ulusal Sağlık Sistemi hazırlıyor. Ve her cerraha tıkladığınızda üzerine bu cerrahın deneyimini, sertifikasyonunu, kaç ameliyat yaptığını, ne zamandır obezite cerrahisi yaptığını, hangi ameliyat türlerini uyguladığını ve komplikasyon oranlarını görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Aslında bu çok güzel. Evet. Bizim bunu yapabilmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde cerrahlar arasında şimdi böyle bir şey yapmaya çalıştığınızda Türkiye'deki tepki haksız rekabet oluyor. Aslında haklı rekabet, haksız rekabet değil. Revizyon ameliyatı ne zaman gerekir? Kime gerekir? Hangi yöntemle yapılması gerekebilir? Bir kişi eğer kendince istediği kiloya varamadıysa, kendi beden algısı belki çok zayıf bir kişilik olabilir. Yine hekimine gittiğinde beni bir daha ameliyat etmem, bir daha kilo vermek istiyorum derse bu kişinin rızası mı önemlidir, tıbbi gerçekler mi önemlidir? Burada nasıl davranılıyor? Şimdi birazcık sağlık turizmine de bağlayarak ne olmaması gerektiğini söyleyeyim aslında. Yurt dışında Türkiye'nin biraz önce hani çok güzel yanlarını saymıştım ya, hastaneler donanımlı, işte cerrahlar deneyimli, gerçekten dünyaya hizmet verecek standartlarda bir sağlık sistemimiz var. Sıkıntı nerede? Sistem ve şeffaflıkta demiştim. Nasıl görülüyoruz ya da dışarıdan bakıldığında nasıl görülüyor? Şu anda Türkiye için benim en çok içimi acıtan cümle şu. Bu ulusal basında geçen bir cümle yurt dışında. Doktorların hastaların her istediğini yaptığı, yani tıbbi zorunluluklara rağmen ya da karşın doktorların hastaların her istediğini yaptığı ülke diye geçiyor olması. Bu çok üzücü. İşte yani 8 kilo aldım ya da 10 kilo aldım. Bu ameliyat işe yaramadı. Ben bir üst ameliyat istiyorum dedi diye bir hastaya revizyon ameliyatı
yapılmaması lazım. Revizyonun belli şartları var. Nedir şartları? Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Bazı hastalar gerçekten revizyonu hak ediyorlar. Bazı hastalarda bir şekilde örneğin tüp mide ameliyatını seçmişsinizdir ama hastanın, biz de yanılabiliriz sonuçta, hastanın obezite problemi yeme miktarından çok hastanın metabolik tıkanıklığıyla, metabolik sıkıntılarıyla ilişkilidir. Yani hasta çok düşük kaloride alsa, yeme miktarlarını çok azaltsa da, çok doğru da beslense, sağlıklı da beslense istediği kiloya inemeyebilir. Ya da bir şekilde tekrar kilo almaya başlayabilir. Bu durumlarda hastanın öncelikle mutlaka diyet yönünden, yani hasta ameliyatın gerektirdiklerini yapıyor mu? Gereken kurallara uyuyor mu? Diyetini takip ediyor mu? Sağlıklı bir yaşam şeklinde, sağlıklı bir yeme alışkanlığına kavuşmuş mu? Yoksa revizyonu ona çok güçlü bir silah sağlayacak ikinci ve basit bir yöntem gibi mi görüyor? Zaten bir hasta bu ön hazırlıkla geliyorsa, hani ben bu ameliyat olmadı, bana bir üst ameliyat yapın rahatlığıyla geliyorsa bu hastayı kabul etmemek lazım revizyon ameliyatlarına. Çünkü revizyon ameliyatları gerçekten hem cerrahi risk anlamında hem teknik zorluk anlamında daha zor ameliyatlar. İlk ameliyatlardan her zaman daha zor ameliyatlar. İçeride oluşan yapışıklıklardan dolayı öyle. Anatomi değiştiği için öyle. Anatomik yapılar artık farklılaştığı için öyle. Daha da önemlisi, hastaya bu kez de bir revizyon ameliyatıyla bir başarısızlık yaşatırsanız, obezite karşısındaki o yenilmişlik duygusunu çok daha perçinlemiş oluyorsunuz hastanın. Bu sefer bir üçüncü revizyon ameliyatı gerekiyor. Tabii. Sıkıntı burada. Yani revizyon ameliyatlarında çok daha inceleyip sık dokunmak gerekiyor. Hastanın, bazen hastalar gerçekten çok kolaycı olabiliyorlar. Kolaya kaçmak isteyebiliyorlar. İlk başta da obezite ameliyatı için başvuran hasta, ben artık diyet yapmaktan yoruldum, diyet yapmak istemiyorum, ameliyat yapın diyorsa, bu hastayı direkt reddediyoruz. Çünkü bu ameliyattan sonra yapacağınız da bir diyet aslında. Eğer diyet diye gördüğünüz şey oysa, bu beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi siz diyet olarak yorumluyorsanız, geçici bir dönem, ideal kiloya varana kadar yapılacak bir, katlanılacak bir diyet diye görüyorsanız zaten ameliyat olmamanız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli ve faydalı bir sohbet oldu. Ezberi bozduk. Yöntemi konuşmadık. Tam tersi, çuvaldızı kendinize, sektörünüze, kendi uzmanlık alanınıza da batırdınız. Ben onun için çok teşekkür ediyorum. Hastalara da şunu da söylüyorum. Benim de Akıllı Hastanın Sağlık Rehberi isimli kitabımda vurguladığım bir şey var. Hastalar da önce akıllı hasta olacaklar. Akıllı hasta olmak, Murat Bey, üniversite mezunu olmakla ilgili değil. Çok IQ'nuzun yüksek olmasıyla da ilgili değil. Sadece sağlık bilincinizin olmasıyla ilgili. Sizin dediğiniz gibi vurgu yaptığınız noktalarda doktorunuzu, hastanenizi seçerken o belirttiğiniz noktalara, hastanenin altyapısı nasıl? Hastanede kalp hastasıysan kalp obeziten var, cerrahi geçireceksin ama kardiyolog var mı, kalp cerrahı var mı, yoğun bakım imkanı var mı? Hep bunlara da düşünmekten geçiyor. Sadece fiyata ya da çekilişle ben obezite cerrahisi kazandım noktasından hareket etmemek gerekiyor. Ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın Murat Bey. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.